...süren tedavisinde en ufak bir aksama olmadığı deniyor. Tamam, onu da söylerim arkadaşlar. CHP'de kurultay tarihi belli olmuş. Tüzük kurultayı, değil mi? O da 6-9 Eylül mü? Biraz uzakta kaldı, göremiyorum. Evet. 6-9 Eylül ve tüzük kurultayı. Bu bir tüzük kurultayı olacak. Zaten beklenen bir tarihti. Onu da konuşuruz bu yayın içerisinde. Peki devam edelim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın e, açıklamasına. Ve orada deniyor ki, e, yani herhangi bir o transfer sırasında da tüm medikal e, aletler, cihazlar çalıştı. Herhangi bir tedavide aksama olmadı. E, ve diyor sonra diyor tüm, e, tüm bebekler nakledildikten sonra gebeliğin 29. haftasında doğan 3 günlük 1100 gram ağırlığında entübe vaziyette takip edilen bir bebeğin tıbbi durumunda kötüleşme oldu. Yapılan müdahalelere rağmen bebek kurtarılamadı. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir ifadesini kullanıyor. Mustafa Bey yani dekanlık diyor ki bu tavan çökmesiyle bebeğin ölümü arasında bir ilişki yok diyor kısacası. Bu açıklamadan biz bunu anlıyoruz. Siz ne anladınız? Şimdi bu ülkede e, yoğun bakımdaki e, cihaz yandı. Yoğun bakımdaki... E, hastalar öldü ki bu cihaz da e, yerli üretim yani e, henüz standarda ulaşmamış bir firmanın cihazı sanıyorum Antep'ti. Orada yoğun bakımda alev aldı ve oradaki gazdan e, oradaki yoğun bakımdaki hastalar öldü. O zaman da bu hastalar ondan ölmemişti. Hatay'da depremde araştırma hastanesi daha yeni yapılmış hastanenin elektrik sistemi ve oksijen sistemi, e, doğru dürüst yapılmadığı için, o depremde elektriksiz kaldığı için 150 civarında olduğunu tahmin ettiğimiz yoğun bakım hastası kaybedildi. E, ve bununla ilgili daha önceden de defaatla önergeler verdik, açıkça meydan okuduk. Bu hastaların nerede olduğu, kayıtları hiçbirisi ortada yok. Onlar da herhalde e, binadan dolayı veya kötü e, malzemeden, işçilikten dolayı ölmedi. Herhalde ecelileriyle öldü diye kabul ediliyor. Bunlar çünkü Allah'ın takdiri denildiği için çoğu kez bu dönemde. Şimdi bakın bu enteresan bir durum. Bu konuyla ilgili benim de geçmişte Fahrettin Koca'yla bir hikayem var. Bu Atatürk Havalimanı'na yerine yapılan, bu piste yapılan hastane ile ilgili pandemi döneminde ben e, sorguladım bunu. Çünkü bize gelen haberler e, orada bahsedilen sayıda oda olmadığını, fiziki koşulların uygun olmadığını, aynı kapının bir tarafında dahiliyet servisi yazarken öteki tarafında yoğun bakım yazdığını, yani e, aslında orada o kadar sayıda ünite olmadığını, mesela 5-6 ünite denilen yerde aslında bir ünite olduğunu, 5-6 ünite gösterildiğini, e, çünkü prefabrik şeklinde yapılmış bir yer olduğu için, buradaki fiziki koşullarının bahsedildiği kadar olmadığını, ayrıca yatak kapasitesinde bu kadar olmadığını, buranın sorun çıkarabileceğini, hizmet üretebilecek bir yer olmadığını defaatle söyledik. Hatta ben bununla ilgili tweet attım. O tweette de bana cevap verdi Fahrettin Koca. Burada çok güzel hizmetler oluyor. Gelin isterseniz siz de görün. Görün gibi bir şey yazmıştı o dönemde bana bununla ilgili. Benim sanıyorum bir önergem de olacak. Onu arkadaşlar bulabilirse. Biz o zamanlarda daha bu yeni yapıldığında buranın fiziki koşullarının iyi olmadığı ile ilgili ciddi bilgiler geldiğini yerinde gidip görenlerin söylemiştik. Fakat bunlar o dönemde bir anda hızlı bir şekilde organize olduklarını güya ispat etmek için özellikle de havalanı pistine bunu yaparak oradaki hani alanı deforme etmek için ve bir daha geri dönüşsüz olarak orayı havalanı konumundan çıkartmak için bu çabaların içine girdiklerini bildiğimiz için bunu eleştirmiştik. O eleştiriler de bize böyle cevaplar gelmişti. Bakın o gün çıkmıyor bugün çıkıyor bu iş.